Koçlar nasıl bir dönemden geçiyorlar? Koçlara verilecek olan uyarılar, önlemler, esmalar neler? Şöyle bir görelim. Koç kendini nasıl hissediyor? Tablosu gelsin ekrana. Sevgili koçlar, sizler evet ilişkilerle ilgili de sınandıkları, hem işle ilgili sınandıkları, hem sağlıkla ilgili sınandıkları bir dönemden geçiyorlar. Yani birçok şeyi bir arada yaşadılar. Şu Ağustos sonu itibariyle, 20 Ağustos'tan sonrası onlar için çok zor geçmiş olabilir. Mesela çalışanları tarafından kandırılmış olabilirler, iş yaptıkları insanlar tarafından yanıltılmış olabilirler. Hayatlarında gerçekten gizli ilişkileri olmuş, biri tarafından aldatılmış, kandırılmış, yanıltılmış olabilirler. Birçoğu da ruhsal ya da bedensel sağlık sorunlarıyla uğraşmış olabilir. Bu da yetmiyormuş gibi bir de Merkür retro yaptı terazi burcunda. İlişkiler ve ortak işlerle ilgili de kafaları karıştı. Ama hiç üzülmesinler, bu bir ümit değil, bu kesinlikle gerçek olan... Şu an hayatınızda ak kara belli oluyor. Kim sizinle beraber, kim değil. Buna Ekim ayında tam olarak karar vereceksiniz. Tam bir karar vermez. Şimdi terazi yine ayı var ama retro etkisi altında. Şu an verdiğiniz kararlardan 3 Ekim'den sonra vazgeçme ihtimaliniz çok yüksek. Bakın bunu bir yere yazın. Şu an mesela evlenmeyi düşünüyorsunuz. Ben bununla evlenirim. Bununla uzun yol giderim diyorsunuz. Gökyüzü size tam olarak hala gerçekleri göstermemiş olabilir. Kiminle uzun yol gideceğinize 3 Ekim'den sonra karar vereceksiniz. Koç Dolunay'ı her konuda size tamam mı devam mı demenizi sağlayacak veriler getirecek. Bir kere o zamana kadar sabırlı olun ama yavaş yavaş Venüs'ün terazi burcuna yaklaşmasıyla beraber ilişkilerinizde güzelleşmeler, iyileşmeler başlayacak. Hele de Merkür Restosu bitince birçok koç Ekim ayında evlenme kararı alabilir, evlenebilir, imza atabilir, evlilik teklifi alabilir, ortak işler yapabilir, el sıkışabilir. Ama diyorum ya şu an bu böyle olur dediğiniz şeyler 3 Ekim'den sonra değişkenlik gösterebilir ama inanın buna en yüksek ayrınızı olacak. Şu hafta sonu onları bir konuda uyarmak istiyorum. Depresif hissedebilirsiniz, duygusallığınız artabilir. Bir aldatmacanın içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Mesela biri sizi sevmiyordur ama seviyor gibi yapıyordur. Ya da çalışanlarınız, birlikte çalıştığınız insanlar size doğruları söylemiyorlardır. Bunlara dikkat edin. Kullandığınız ilaçlara, beslenmenize, taze beslenmeye, ve uyku düzeninize çok dikkat edin sevgili koçlar. Sağlığınızı, psikolojinizi asla hani aman ertelerim, hallederim. Karnınız ağrıyor, özellikle bağırsak bölgeniz. Vücudunuzda bir sancı var, bir sıkıntı var. Ah, ha, hallederim ya, onu ertelemeyin işte. Şimdi vücudunuzu çok iyi dinleme zamanınız. Bütün Eylül onların iş ve sağlık konularıyla ilgili zorlu geçti. Şimdi diyorlar ki bir tek o mu ilişkiler de zorlu. Evet biliyorum ama inanın bana 3 Ekim'den sonra o Venüs'ün, Merkür'ün terazi burcuna gelişiyle beraber... İş hayatınızla başlayan ve ilişkilerinize de yayılan çok güzel bir düzelme dönemine gireceksiniz. Şu hafta sonu bence kendinize zaman ayırın. Yalnız kalmak istemiyorsanız, duygusal hissediyorsanız size iyi hissettiren birilerinin yanında olmaya çalışın. Yalnız kalmayın eğer iyi hissetmiyorsanız. Ve kendinizi kötü hissediyorsanız bedenen ya da ruhen mutlaka destek alın. Şu hafta sonunda atlatırlarsa zaten çok güzel oluyor. İş hayatları düzeliyor. Önümüzdeki hafta çok güzel bir açı var. Ondan sonra ilişkileri düzelmeye başlıyor. Çok güzel. Birçoğunu evli, nişanlı, nikahlı, başı bağlanmış görebiliriz Ekim ayında. Koçları. Evet. Hadi gözünüz aydın. Kimle uzun yol yürüyeceklerine karar veriyorlar. Ama onları ben sağlık konusunda uzun süre uyaracağım. Kendi işinize, kendi sağlığınıza odaklanın. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu uyarıları sizin için uzun süre yapacağım. Peki e, esmaları ya muhi ya şekür. Evet. Radikal kararlarınızı 4 Ekim'e kadar vermeyin. 3'te bitiyor. 4 ve itibariyle artık işinize gücünüze bakın. Ama ya muhi ya şekür isimlerini arda arda zikrederseniz size çok faydası olur. Peki. Sevgili koçlar gezegenlerin etkisiyle Mine Ölmez'in ölmez tavsiyeleri ekranda. Ee, tek tek sizler için yer aldı. Umarım fotoğraf çektiniz çünkü bu bir hafta boyunca tüm bu uyarılara her burç çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani en azından dikkat ederseniz en az hasarla atlatırsınız çünkü gökyüzü birazcık karışık. Sevgili Boğa şimdi senin tablon gelecek. Lütfen eğer bir Boğaysanız en azından fotoğrafını çekin. Kalsın sizde arada bir bakın ya da biz bunu daha sonra YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalına yüklüyoruz. Mutlaka oradan da defa defa izleyin. Çünkü bu her bir öneri gerçekten çok önemli. Sevgili boğalar, size bakalım. Boğalar. Aşkta belirsizlik hakim. Evet. Öncelikle aşırı derecede sezgileri güçlendi. Hmm. Resmen yetenekleri arttı, rüyalarına giriyor, bir şeyler hissediyorlar. Ya bu böyle oldu. Bak bunu ve insanların enerjilerini çok güçlü algılamaya başladılar. Hele ki siz Kasım ayını bir görün. Boğa burçlarının sezgileri çok fena, fena yükseldi. Daha da yükselecek şu 3-4 ay hani yeni yıla girene kadar ki zaman diliminde hislerinize kulak verin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir şeyler size yanlış yoldasın buradan gitme. Buradan dön diyorsa bu hislerinize kulak verin. Sezgileriniz çok yükseldi daha da yükselecek. Ve hayatınızda belki siz, size kalsa ya yine yine gideceğimi bilemiyorum. Aksine biliyorsunuz cevapların hepsi içinizde. Bak şimdi söyledim ampuller yandı kafanızda. Cevapların hepsi içinizde ama sorsan ya bilmiyorum ne yapsam ki diyorlar. Halbuki biliyorlar, hissediyorlar. Ama belki bazı hislerinizle yüzleşmek istemiyorsunuzdur. Aşk hayatınızda belirsizlikler hakim. Bu hafta sonu yine böyle bir aa ya yine mi ya? Ya ben o kadar seni güçlü görmek istiyorum, o kadar iyi görmek istiyorum. Sen yine beni hayal kırıklığına uğratıyorsun diyebilirsiniz. Sadece aşk hayatınızda mı? Hayır çocuklarınıza bunu diyebilirsiniz. Sen yani bunu neden yapıyorsun bana evladım diye. Torunlarınıza, çocuklarınıza, gelinlerinize, yaş ve konuma göre sıralarsak aynı zamanda bazılarınıza, dostlarınıza. Mesela dostları tarafından, çocukları tarafından ya da aşk hayatları tarafından ya benim verdiğim emeklerin karşılığında sen bunu mu yapıyorsun diyebilir boğa burçları. İnşallah demezsiniz İnşallah. ama bir şey söyleyeceğim. Bu hafta ne yaşıyorsanız bir sonraki hafta bu sefer Venüs Plüton üçgeninin etkisiyle sizi hayal kırıklığına uğratanlar özür dileyecekler. Sizin canınızı sıkanlar size layık olmadıklarını evet ben sana layık olamadım. Sen çok emek verdin diyecekler. Yani neyin çilesini çektiyseniz onun özrünü de ödülünü de alacaksınız sevgili boğalar. Bunu söyleyeyim öncelikle. Bunun dışında iş hayatlarına müthiş bir şekilde kanalize olacaklar. 23 Eylül ile beraber boğa burçları iş ve sağlıkla ilgili konulara kanalize olacak. Spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Böyle bir harekete geçme. Bedenimde ne var? ...nasıl daha güzel olabilirim, nasıl daha yakışıklı olabilirim... ...nasıl daha güzel kilo verebilirim... ...bunlara müthiş bir odaklanıyorsunuz... ...ve bu iki ay sizin için bu konular değişmez konular olacak... ...kilo verme, sağlıklı olma, kan tahlilleri, rutin kontroller... ...bunlara girebilirsiniz... ...bunun dışında iş arayanların işle alakalı gündemlerinin... ...çok yoğun olacağı bir zaman... ...Ekim ayı size iş ve sağlıkla ilgili konularda... ...güzel gelişmeler vaat ediyor... ...ama eğer iş sesiniz size bu bana ailelik yapıyor... ...bu benim dostum değil diyorsa onu dinleyin... ...çünkü ne olduğunu... Ekim ortasında anlayacaksınız neden eyvah, böyle eyvah. hissettiğinizi. Çok net anlayacaksınız. Sezgilerinize kulak verin. Bir kere şöyle bir şey var. Ee, ne kadar canları yanarsa yansın inanılmaz güçlüler. Manevi yönleri çok güçlü, sezgileri çok güçlü. Ee, evet size birileri şu an layık değilmiş, sizi üzüyormuş gibi gözükebilir ama hepsinin ödülünü alacağınızı Allah tabii temin ediyorum sizi. Birazcık böyle... E Çocuklarınızın da fazla üstüne gitmeyin. Beklentisini çok yüksek tutmayın. Toprak elementi anneler, boğalar, başaklar, oğlaklar çocuklarından biraz fazla şey bekleyebilirler. Yani çünkü kendileri akıllı çocuklardır. Annelerini babalarını üzmemişlerdir. Evin akıllısıdırlar. Çocuklarının da kendileri gibi olmasını bekleyebilirler. Çok anlam yüklemeyin diyoruz. Çok anlam yüklemeyin. Yani çoluk çocuk ne yapıyorsa artık ders notları mı düşecek bir şey mi olacak... Fazla da çocuklarınızın üstüne gitmeyin. Ee, ama eğer bir duygusal sıkıntıları varsa, bir dağılmışlıkları varsa, bir değişik halleri varsa da ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Yani onlara güç vermeniz bu hafta çok çok önemli. Bel ve böbrek bölgenize dikkat ediyorsunuz. Onu da uyarmış olayım. Belinizi hep yormayın. Şu iki ay konu sizin için spor, diyet, sağlık, bel, böbrek sağlığınız. Bunlara dikkat etmenizde yarar var. İş hayatında da iniş çıkışlar olsa bile çok güzel gelişmeler de sizi bekliyor. Onu da söylemek istiyorum. Ya Gani esmasını da bol bol okuyun. Bakın bu isim sizin isminiz. Bu ismi hayatınız boyunca bırakmayın. Zaten çok bereketli bir burçsunuz. Bu ismi çok zikrederseniz hani benim demediğim zamanlarda da devam ederseniz çok faydasını görürsünüz. Evet, sevgili boğa, senin de haftan güzel geçsin. Esmalar'ın önerileriyle, Mine Ölmez yine ölmez tavsiyeleriyle haftayı nasıl kolaylaştıracağını anlattı. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi size bakacağız. Bakalım bu hafta en çok hangi alanda ve neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tablomuz ekrana geliyor ve tek tek ikizlerin çözüm önerileri diyorum. Herkes not alması gerekiyor. İkizler, öfke kontrolü, kaza ve kavga gibi durumlara. Bugünlerde herkes çok sinirli. Evet. Bu biraz Bu süre devam edecek. Fark ediyor musunuz trafikte ve ya sosyal, sosyal hayatta da? Yani dünyada evet, da öyle değil kadar, Bir, bilmiyorum dünyada da öyle Savaş... Değil mi? Ben ülke için söylüyorum yani kendi ülkem için söylüyorum. Herkes dışarıda o kadar sinirli ve o kadar öfkeli ki. Aynen öyle. İkizler sen daha öfkelisin anladığım kadarıyla. Çünkü en Neden? Almışsın. Çünkü biliyor musun Mars ikizler burcunda ve ikizler burcu demek sinir sistemi demek. Yani ikizler Burcu çok zekidir. Herkes neresi çok bir, hassassa en çok mesela aslan kalbiyle hareket eder. Kalbi çok hassastır. Kalp hastalığı yaşar. İkizler ise çok zekidir. Çok zeki olduğu için öfkelendiği zaman sinir sistemini bozar ruh sağlığı bozulur. Dolayısıyla bu ara birazcık evet herkes bir çıldırmış olabilir. İkizler burcu kazalara uzun süre dikkat edeceksiniz. Hayatlarında bir şeyle mücadele ediyorlar. Hayatlarını bir düzene oturtmak istiyorlar ama tam ne yöne gideceklerini bilemiyorlar. Bu şehirde mi, bu evde mi, bu adamla mı, bu kadınla mı, ne yöne doğru? Bu işle mi? Ben nereye devam edeceğim? Bu hayatım benim nereye evrilecek sorusunu çok fazla soruyor olabilirler. Eylül ayı onlar için hep ev, emlak, aile konuları, aileyle alakalı konular, eşlerinin aileleriyle mesela tanışmalar olmuş olabilir. iniş çıkışlı durumlar olmuş olabilir. Sorumlulukları çok fazla üst, üstlerinde hissetmiş olabilirler. Mesela bir sürü kardeşleri vardır ama sanki ikizler burcu bu ay hep ailenin yükünü omuzluyormuş gibi hissetmiş olabilir. Biraz da gergin olabilirler. Hatta evlerinde, yuvalarında, ailelerinde başkalarının yaptığı hatalardan dolayı üzülüyor olabilirler. Mesela kardeşinin bir sıkıntısı vardır sen üzülürsün. Annenin bir derdi vardır sen üzülürsün. Seni bağlamayan şeylerden dolayı aile içinde bir karışıklık yaşamış olabilirsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu birazcık daha devam edecek. Azıcık daha dişini sık. Bir de cabası çocuklar ve aşk hayatları da iniş çıkışlı. Yani ailenin yükü yetmiyor. Abim, kardeşim, ablam, annem, babam yetmiyor. Bir de üstüne çocukları varsa onların da sıkıntılı bir süreçleri. Çok zorlandınız. Çok da zorlanıyorsunuz. Bu süreç biraz daha devam edecek. Ben size mart sonuna kadar hep diyeceğim ki ikizler sinirlerine hakim ol. Kazalara dikkat et. Kavgalardan kaçın. Ama bir şey söyleyeyim Hayat size evet bir noktaya evirecek. Güzel bir noktaya evirecek. İnşallah. Nereye gideceğinize net karar veremiyorsunuz. Ne zaman? 3 Ekim'de oturun. Şimdi bakın gözlemleyin. Ailenize bakın, evinize bakın, yaşadığınız şehre bakın. Birlikte olduğunuz insana bakın. Ona zaman tanıyın, onu bir gözlemleyin. 3 Ekim'den sonra kararlarınızı verin. Ama bu kararlarınızı uygulamak için de acele etmeyin. Mesela çok köklü bir yuvayı yıkacaksanız, ayrılmak istiyorsanız acele etmeyin. Çünkü Mars Retro'ya girecek Ekim sonunda. Ve bu da çok uzun zaman 13 Ocak'a kadar o retro devam edecek. İkizler Burcu'nun hayatında çok önemli gelişmeler olacak. Bak şimdiden söylüyorum olmaya da başladı bu i̇kizler arada. İkizler ve yükselen ikizler. Evet aynen öyle. Ünlülerde de duyuyoruz işte e, ünlü olan ikizlerin de çok gerildiği zamanlar. Bak 20 Ağustos'ta e, Mars İkizler Burcu'na geçti. İkizler Burcu ünlülerin hepsinin hayatlarında çok önemli gelişmeler olmaya başladı. İsim vermedim şu an ama. Kim mesela? Acun Lıcalı kaza geçirdi. <laughs> Allah Aa, şifa versin, geçmiş Allah olsun. Gülşen, ikizler, Onun çok e, ve Mars ikizlere geçer geçmez başladı gündemi. Yani İkizler burcunun çünkü niye biliyor musunuz? Aldebaran kraliyet yıldızıyla kavuşuyor. Sadece ikizler burcu için değil. Dünyada herkes için kendine çeki düzen verme zamanı. Çeki düzen vermezsen sinirlerin bozulacak. Kendine, hayatına şöyle bir bak. Eğer senin hataların varsa onlardan dön. Seni üzenler varsa da onlara geçit vermemeye çalış. Birazcık en zor terbiye şimdi ikizler için. Hemen her düşündüğünü söylememesi gereken bir dönemden geçiyor. Sakin olması gereken bir dönemden geçiyor. İçi dışı bir olduğu için her şeyi pat diye söyler ama şimdi işte söylememen gerekiyor. Gözlem yapman gerekiyor evet. sevgili ikizler. Esmalarınız e, ekranda. Ya selam, ya, selam ya, halim. ya halim. Tabii ki sakin olmanız için e, ve ama özellikle 3 Ekim'den sonra aşk ve çocuklarla ilgili müthiş gelişmeler olacak. Allah çok şanslısınız onu da söyle. Bu konuda Evet, size. evet sevgili seyircilerimiz. Mine Ölmez stüdyomuzda siz ekran başındasınız. Ölmez tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Koç Bo ve ikizler sizin için ölmez tavsiyeler geldi. Peki ya yengeçler? Onlar neye dikkat edecekler? Yengeçler ve yükselen yengeçler. Aman diyoruz, dikkat diyoruz. Zorluk yaşayacağınız alanları getiriyoruz. Buyurunuz. Evet yengeçler. Seyahatlerin sırasında eşya kayıpları, bavul kayıpları, bilgi belge eksiklikleri bunlar size zor zamanlar yaşatabilir. Bazılarınız yol ve seyahatlerle ilgili blokajlar yaşayabilirsiniz. Bazılarınızda eğitim ve hukukla alakalı ya da ticaretle alakalı Medya, reklam işleriyle alakalı bir takım blokajlar yaşayabilirsiniz. Yengeç burçlarının Mars 12. evinde bazıları bunu hissediyor, bazıları hissetmiyor. Ya çok çalıştıkları için, ya çok yoruldukları için, ya gerçekten birileri onları üzdüğü için. Onlar da kolay zamanlardan geçmiyorlar açıkçası. Çok zorlu bir Eylül geçirdiler. 20 Ağustos'tan sonra en çok zorlanan burçlardan birisi de yengeçler. Özellikle yükselen yengeçler zorlanmaktalar. Uyku düzeninize dikkat edin. Kendinizi şımartmanız ve kendinize iyi davranmanız çok 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 önemli sevgili yengeçler. Enerjinizi kendi kendinize toparlayabileceğiniz ve sadece kendinize yaslanabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kimseden ilgi fazla beklemeyin. Bu aralar kimse kimseye ilgi gösterecek halde değil zaten. Kendinize o ilgiyi, şefkati siz kendi kendiniz verin. Emi ilgisiz yaşayamayan burçlardan birisi bu arada. Öyle Sevgisiz, mi? ilgisiz yengeç burcu yaşayamaz. İlla birinden o sevgiyi, ilgiyi alması lazım. Çok sevgi, çok çok sevgiyi alması lazım. Bu aralar ama öyle bir zaman olmayabilir. Siz o sevgiyi, o ilgiyi kendi kendinize vermek durumunda kalabilirsiniz. Ya da hayatınızda bir şeyler yolunda bile gitse, bir şeyler sizi kurcalıyor, kemiriyor. Acaba bu kadar iyi gitmesi normal mi? Bunu bile sorguluyor olabilirler. Zihinleri birazcık karmaşık, uyku düzenleri birazcık bozuk olabilir. Çok yoruluyor olabilirler. Çok çok yoruluyor, çok çalışıyor olabilirler. Bunlara dikkat edin. Bazı ee, yolculuklara çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle bir yerlere gitmek, gezmek zorunda kalabilirsiniz. Bu aralar yakın çevrenizle kardeş, akraba, kuzen, komşu, en yakınlarınızda olanlarla özellikle kardeşlerinizle, en yakınlarınızla biraz iletişim çatışmaları artabilir. Bir artacak, tekrar bir sular e, bulanacak, sonra durulacak ama. Sonra durulacak. Yarın itibariyle odağınız kesinlikle yollar, seyahatler, ticaretle alakalı konular, reklamlar olmakla beraber en yakınlarınız, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili aşırı tempo yapacağınız iki aylık bir sürece giriyorsunuz. Bu arada sadece İkizler değil yengeçler de hem ailesiyle hem kardeşiyle hem yakınlarıyla aynı anda uğraşmak zorunda kalanlardan bir anda birçok şeye yetişmek zorunda olabilirler. Bazılarınız ev taşımak, yer değiştirmek, emlak işlerine odaklanmak durumunda da kalabilir. Şu önümüzdeki iki ayın konusu ne biliyor musunuz? Ev, yuva, aile, emlak, annem, babam ve sorumluluklarım. Bunları öyle güzel düzene koyacaksınız ki hiç üzülmeyin. Sizi şu an üzen bir patronunuz varsa, üzen bir babanız ya da anneniz varsa, size bazı haksızlıklar yapılıyorsa, Ekim ayının ortasında siz bazı kararlar alarak buna bir son vereceksiniz. Ve o istediğiniz yuva düzeninde oluşturabileceksiniz. İnşallah. Venüs de teraziye geçiyor. Yengeçler ev alabilirler, evlerini güzelleştirebilirler, evde mutlu anlar yaşayabilirler. Çok acı, acıdı canınız belki ama ya da çok yoruldunuz e, aile içinde, ailevi konular yüzünden, emlakla ilgili konular yüzünden. Hepsinin telafisi olacak buna emin olabilirsiniz atanız, babanız, kökleriniz, bilmediğiniz şeyleri öğrenip mesela ata şehirlerine gidebilirler. Geçmişlerine şöyle bir bakacaklar, hafızalarını tazeleyecekler. Çünkü onun için geçmiş her şey demek. Geçmişle de yaşar Yengeç burcu. Hatıralarıyla yaşar. İşte hatıralarınızla ilgili de güzel gelişmeler yaşayacağınız, Sevdiklerinizle kucaklaşacağınız bir dönem çok yakın. Ailesinden uzak olanlar, özellikle eşinden, dostundan uzak olanlar için güzel bir dönem. Size ne tavsiye etmişim? Ya Rahman ya Hafiz. Bu iki isim özellikle Rahman ismi sizin zaten kendinizde de bünyenizde de taşıdığınız özelliklerden korumak, kollamak. Bunu zikretmenizi bir de Ya Hafiz. Bence Ya Hafiz ismini hep söylüyorum yengeçlere ve ikizlere. Sizler Mart ayının sonuna kadar bu isimleri bırakmayın. Bol bol zikredin. Çünkü bunlar size iyi gelecek ve koruyucu olacak gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Evet. E, yengeç için bence burada en önemli konu hukuk e, ve işte adaletle ilgili eğer bir işi varsa ona çok dikkat etsinler değil mi? Evet. İletişim, eğitim aynı zamanda. Bir de şeyi ekleyebilir miyim yengeçlere? Önümüzdeki hafta çok güzel bir açı altındalar. Eğer yanıldılarsa telafisi olacak ve ilişkilerinden yana, aşk hayatlarından yana çok güzel gündemleri olacak. Peki. Aslanlar. Hii! Aslan çok Kaç dikkat Kaç kere et. söyledim değil mi? Of of. Birisi yazmış dün. Ben hepsini okuyorum bu arada yorumları dolandırıcılıklara özellikle dikkat et. O Ar kadar söyledin ve ben dolandırıldım yazmış. Bazen oluyor biliyor musun bile bile. Evet lütfen dikkat edin. Sadece bu değil her anlamda bu arada. Mesela biri size der ki benim ilişkim yok bekarım der evli çıkar. Bak bu aralar çok dikkat edin. Ha, hem duygusal anlamda evet, dolandırıcılar. Evet mı? evet evet. Ya da ne bileyim mesela der ki ben işte çok özür diliyorum affınıza sığınarak hani konuşabildiğim kadar tek eşliyim çok düzgün bir hayat yaşıyorum der. Yalan söyler, size hastalık veya benzeri şeyler getirebilir. Bu aralar dikkat edin. Genital bölgenize, özel hayatınıza, e, şu göbek deliği hizanızdan alt batını dahil ederek tüm organlarınıza birazcık dikkat edin sevgili aslanlar. Ve korkularınızı da çok abartmamaya çalışın. Hani bunları söylüyorum, bunları panik yapın diye söylemiyorum. Kendinizi koruyun diye Tabii söylüyorum. Önlem, Bu aralar sizi hem duygusal olarak hem, mesela sevgiliniz, eş, eşiniz demeyin hani de, sevgiliniz sizden borç isterse şöyle bir iyice araştırın. Ya da yeni tanıdığınız birileri sizden borç isterse bir emin olun gerçekten buna ihtiyacı var mı? Kredi, finans ve benzeri konularda bilmediğiniz işlere girmeyin, yaş tahtaya basmayın. Paranıza, pulunuza ve duygularınıza sahip çıkın sevgili aslanlar. Kandırılma riskiniz buralardan gibi gözüküyor. Aynı zamanda hafta sonu birazcık böyle sulu yaralara, kaşıntılara ve alerjilere de açık olabilirsiniz. Ee, birazcık dikkat etmeniz lazım kendinize. Bunun dışında... Ayak sağlığınıza da dikkat edin, ayaklarınızı bu aralar yormayın. Nazardan birazcık kendinizi koruyun, biraz daha böyle açık olabilirsiniz. Ee, çok duyarlı, hassas ve empat olduğunuz bir süreç olabilir. Sizi ilgilendirmeyen şeyler yüzünden de stres oluyor olabilirsiniz sevgili aslanlar. Mesela eşlerin iş durumları, ortaklarının iş durumları, ortaklarından ya da eşlerinden kaynaklı para sorunları da gündemde olabilir. Siz Eyvallah kendi ya. paranızı birazcık ayırın çünkü onların para alanı çok güçlü, çok güzel. Venüs burada hala. Bu hafta ne yaşıyorsanız, neyin içine düştüyseniz, ben bundan nasıl çıkacağım diyorsanız da sakın üzülmeyin. Haftaya Venüs-Plüton üçgeninin etkisiyle işte mi canın sıkıldı, parayla ilgili mi canın sıkıldı, sağlığınla ilgili bir korku mu geçiriyorsun? Haftaya sağlık, iş, para ve kariyer konularında çok sevindirici gelişmeler olabilir. Sakın canını sıkma, onu söyleyeyim. Geçici bir stres bu. Bunun dışında Merkür Retrosu senin yine kardeşlerin, akrabaların yakın çevrenle ilgili konuları etkiliyor. En yakınlarının seni anlamadığı, arkadaşlarına güle güle dediğin, kimsenin seni anlamadığını düşündüğün bir süreçten geçiyor olabilirsin ama Venüs'ün buraya yerleşmesiyle birlikte birincisi bol bol seyahat etme, gezme, eğitim alma, öğrenme zamanı olacak. İkincisi seni anlamayan yakınlarınla kontak kuracaksın. Bazıları kötü arkadaşlıklarından dolayı kardeşlerinin ve en yakın akrabalarının kıymetini anlamaya başlayacak. Yani sevgiyi, mutluluğu dışarıda aradıysanız aslında o mutluluğun ailenizde, en yakınlarınızda olduğunu fark edeceksiniz. Bazılarınız kötü dostlarından ya da iyi gün dostlarından aranacak bu süreçte sevgili aslanlar. Hiç üzülmeyin gidenlere. Bilmediğiniz şeylere, şans oyunlarına, yatırımlara falan bu hafta girmenizi tavsiye etmiyorum. Önümüzdeki hafta parasal şansınız çok yüksek. Bir de size ne tavsiye etmiştim? Bol bol Ya Rezzak esmasını okuyun. Ama hep büyüklerimiz söyler ya, Rızık sadece para değildir. Rızık nedir? Seni seven insanlardır, sevdiklerindir, e, mutluluktur, iyi bir eştir. Bu ismi zikrederken bunların hepsini düşünerek zikretmenizi tavsiye ediyorum sevgili aslanlar. Ama iletişim, reklam, eğitim, seyahatler konusunda çok güzel bir sürece doğru gidiyorsunuz. Şu Merkür retrosu da bitsin. Her şey çok daha güzel bir şekilde yoluna girecek ve hayalinizde bir yere gitmek, bir seyahat etmek, bir eğitime başlamak varsa Ekim ortalarında bu zaferi de elde etmiş olacaksınız gibi gözüküyor. Evet esmanız ekranda artık hani yine altını çizerek söylüyoruz ama ümit ederim not alıyorsunuz. Ne olur bu bütün verdiği tiyolar bunun için bir hafta çalışıyorsun değil mi? Aynen öyle. Bir hafta değil daha öncesinden zaten bütün açıları hesaplamış oluyoruz. Mesela yani, şu an yıl sonuna kadar yılın başta dahil bütün açılar yok, o, şey yapıyorsun ama mesela bu program için Evet, aynen. E, bir hafta öncesinden tek tek çalışıyor. Gezegenleri, yıldızları tek tek inceliyor. O yüzden ne olursunuz en az hasarlı atlatmak için lütfen hatta eşinize, dostunuza, konunuza, komşunuza, sevdiklerinize de gönderin paylaşın. Sevgili aslanlar bu hafta neye dikkat edeceksin? Bu sözünüz kulaklarında çınlasın dolandırılmaya ama her türlü. Hem hmm. maddi hem manevi. Hemen inanmayın kimseye araştırmadan hemen inanmayın. Bak mesela bu bence aslanlar için çok büyük bir kazanım olacak. Şimdi bir aslan bilecek. Her şeye yaklaşırken bu hafta daha temkinli yaklaşacak. E bilecek ama yazmıştın. O kadar söyledin ve ben de o <laughs> Sana mı yazmışlar? Bana yazmışlar. Ya, o kadar sana. çok oluyor ki ama insanlık hali işte. Bazen Çünkü boş neden biliyor musunuz? Kendinize konduramıyorsunuz. Ya hayır ben ya ben dolandıracak adam hani daha. Ya hiç. da ben hasta olmam. Hepimizde bu var biliyor musun? Kendimizi çok sağlıklı zannediyoruz. Birçok insanda var bu. Ama öyle olmuyor işte. Kendinizi evet. dinleyin ve bedeninizin ihtiyaçlarına, ruhunuzun ihtiyaçlarına kulak verin. Lütfen Herkes aslanlar için. çok dikkat edin. Başaklar. Evet. Ay. ay, Aynı anda. <laughs> Canım Başaklar. Güzel Başaklar. Neler çekti bu Başaklar? Var ya Eylül ayı onları bir bulandırdı. Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum belli değil. Ne olacağım belli değil. Hüseyin'ciğim diğer sayfayı getirir misin ekrana? Belki bazıları aldatıldı. Bu da değil öteki sayfa umduğun ya da ummadığın taş baş yarabilir değil mi onu diyorsun. Evet. Hakikaten öyle ve çok bulanıklar karar veremiyorlar. Burada niye yok ya umduğun ve ummadığın ha, oraya taş demek ki. baş yarabilir. Biz Sevgili ona baş... ay dedik. Evet. Ay umduğunuz ya da olmadığınız yerden yanıltıcı etkiler Hiç gelebilir. Hiç ummadığın insandan ummadığın bir darbe mi yiyeceksin? Öyle bir İn diyelim. İnşallah yemezsin ama böyle bir ihtimal ya, tabii var. Tabii ki buradaki her şey inşallah da ama şey yani var. kesin uyarılarda bulunur. Evet, olur var. başaklar için. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? hafta bir en çok buna dikkat etmesi gereken burçların başında başaklar geliyor. Evet ummadığınız ya da ya bu, bunda bir sıkıntı var dediğiniz birilerinden ya da belki ummadığınız birilerinden bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bunu aslında yeni yaşamıyorlar. Son 2-3 haftadır sevdiklerinin hayatlarındaki insanların onlara hayal kırıklığına uğrattığı bir süreçteler. Mesela ortak iş yapmak istiyor. Biri geliyor ben seninle ortak iş yapacağım şöyle güzel olacak böyle güzel olacak bir bakıyor ki arkası boş. Bakıyor ki ilişkisi evliliğe doğru gidiyor zannediyor bir adam kadın aslında istemiyor onunla yüzleşiyor bir dağınıklık bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz sevgili başak burçları nedir bu üstündeki sıkıntı unutkanlık da yaşıyor olabilirsiniz bir şeyleri toparlayamıyor da olabilirsiniz hayatınızda ne yöne ne kadar odaklanacağınızı karar da veremiyor olabilirsiniz ama şimdi ben bu kadar dağıtıyorum ama konu daha çok ilişkiler İlişkilerinizle ilgili gerçekten hayal kırıklığı yaşama riskiniz var. İnşallah yaşamazsınız ama böyle bir risk söz konusu aman dikkat edin. Yalan ve yalancılardan siz de kendinizi koruyun. E, net olun, çözüme odaklanın, dağılmayın. Mesela hayatınızda birisi size ihanet ediyor ama bu sizin hayatınızın mihenk taşlarından. Hani kardeşiniz, eşiniz hemen hayatınızdan çıkaramayacağınız biri ise acele acele kararlar vermeyin. Ne, ne kendinizi kurban gibi görün. Ne de sinirli olun. Olaylara birazcık daha sakinlik ve sükunetle yaklaşın. Dalgınlık kaynaklı kazalara da dikkat etsinler. Mesela çok uykusuz kalırsınız trafikte veya çok e, dalgınsınızdır. Kendinizi korumaya bakın. Uykunuzu alın bu hafta sonu özellikle uykunuzu almadan trafiğe vesaireye çıkmayın sevgili başaklar. Bunun dışında e, kendinize zaman tanıyın. Karar vermek için acele etmeyin. Yönetici gezegeniniz Merkür Retro. Birkaç gün içerisinde Başak Burcu'na tekrar dönecek. Esas dananın kuyruğu o zaman kopacak. Beni izleyen Başaklar'da aldatılıyorsanız ya da aldatıyorsanız size bir şey söyleyeyim. 3 Ekim'e kadar garanti ortaya çıkar. O kadar net ki açılar. Çok çok net ilerliyor. İçim yemin Özellikle Başaklar garanti ortaya çıkar. Ay. Ama hemen karar vermemeye çalışın. Haftaya da ne var? Venüs Plüton üçgeni var. Bu mükemmel bir açı. Çok üzenler sizi, canınızı çok sıkanlar önümüzdeki hafta bunun telafisini yapmak için gerçekten çaba içinde olabilirler. Bebekler, çocuklar ve evlilik ilişkilerle ilgili önümüzdeki hafta ortasıyla beraber çok güzel haberler almaya başlayabilirsiniz. Bu da bir tesellisi. Ama bu ara dağınıklar. Şimdi ben Venüs Pliton, Venüs Neptün karşıtlığı olan bir haftada asla olumlu bir şey söyleyemem ilişkilerle ilgili. Tam bir aldanma ve yanılma riski var. Peki tamam mı? Hiç mesela başakların hayatında bu yani tamam. Var para. Ha paralar en azından gelsin, bir yerden yüzü gülsün. <laughs> Maşallah. Merkür retrosu burada olduğu için para akışları birazcık zedelenmişti ama önümüzdeki haftayla beraber bugün itibariyle bile hatta para akışlarında bir güçlenme var. Önümüzdeki hafta hem ilişkiler hem para akışında güçlenme var. 3 Ekim'den sonra maddi konularda tamamen kazanımları artmaya başlıyor. İlişkiler de yoluna girecek. Yeter ki siz kararınızı verin. Yani bu insanla mı devam edeceksiniz? Bu şekilde mi devam edeceksiniz yoksa yeni bir sayfa mı açacaksınız? Bunda da kendinize zaman tanıyın ve acele etmeyin. Hafta sonu psikolojik açıdan en dikkat etmesi gereken burçlardan birisi sizsiniz. Kendinizi böyle rahat hissedeceğiniz ne varsa onları yapın bence. Hobilerinizle uğraşın hatta. Evet. Ah sevgili teraziler. Bu arada sevgili Suna Dumankaya ekran başında şu anda bizi izliyor. Ben de teraziyim. Mineciğime sevgiler demiş. Bilir o. 28 Eylül diye yazmış. Selamlar. Ee, tüm teraziler için e, biliyorsunuz Türkiye'yi güzelleştiren kadın. Evet. Suna Dumankaya. Öpüyoruz ablacığım seni. Ee, ve bütün teraziler için. Gelsin ekrana. Bu arada Başaklar bana kızmayın. Ben de biliyorsunuz Güneş Başak. Yani ben de Başak Burcu'yum ama gerçekleri söylemek zorundayım. Hayatım niye kızsınlar sana? Kızma, ay kızmazlar mı? Sanki gökyüzünü ben ayarlıyorum. <laughs> Hayır çünkü neden? E, tabii insan güzel şeyler duymak istiyor. Ben size yani gönülden katılıyorum. Ben de mesela ekran başında olsam mesela Burcu'mla ilgili kötü bir şey söylense izlemek istemem. Valla gerçekten moraliniz bozuluyorsa da e, izlemeyin demeyin de. <laughs> Ay, yani moral bozuluyor olabilir. Bazı insanlar haklılar da. Bence şöyle tam tersi, eksin yönleri bilip tedbir almak çok daha güzel. Öbür türlü kafanı kuma gömmek gibi bir şey yani. Gerçekten gelecek olanlar var ve ve sen onları kale almıyorsun. Bilip davranma. Büyük hatalar bence da yapılabilir daha güzel. tabii. Teraziler ne yapıyorlar yönünü bulmakta Ay canım zorlanıyor. terazi, Merkuretos terazi burcunda biliyorsun. Ne yapıyor yani? Ee, ne yaptı? İşte insanlar laf anlatamadıkları, kendilerini de anlamadıkları bir süreçten geçiyorlar. Hı hı. Bu konuda en çok zorlanan burçların başında geliyor. Şimdi Merkür, bu şu 3-4 haftadır adını koyamadığınız, niye böyle oluyor dediğiniz şeyleri önümüzdeki 10 günlük süreçte çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bunu bir kere söyleyeyim. Sağlığınıza biraz siz de dikkat edin. Dinlenmeye özen gösterin. Şöyle ayaklarınızı uzatın hafta sonu mümkünse. Kendinizi dinleyin ve siz de kendinize zaman ayın. Sağlıkla ilgili dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de sizsiniz. Ama sadece bedensel değil, ruhsal olarak da. Peki ne olacak? Yarın sabaha karşı güneş terazi burcuna geçecek. Artık zodyak sahnesinde siz varsınız. Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Kendinizi daha güzel hissedeceğiniz, daha iyi hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bir kere bütün karanlıklar aydınlanıyor diyebiliriz. Çünkü İnşallah. güneş bir burca girdiği zaman, bir burcun arkasındayken bir şeyler kararı şu anda öyle hissediyorsunuz ama güneş bir burca girdiğinde karanlıkta kalan, görünmeyen, bilinmeyen ne varsa aydınlanmaya başlar. Teraziler için tam da öyle bir süreç. Karanlıkta kalan her şeyin aydınlanacağı, zodyak sahnesinde sizin olacağınız, isteklerinizin yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacağı, hele ki 3 Ekim'den sonra, yavaş yavaş 29 Eylül'de Venüs de terazi burcuna geçiyor, Venüs terazi burcunun yönetici gezegeni. Ve burada çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla ilişkilerden yana mı üzüldünüz. Barış yakın. Ayrılık mı yaşadınız? Barışacaksınız, mutlu olacaksınız. Tabii ki inşallah barışmaya değer bir ilişkiyse yanlış ilişkileri sürdürmeye gerek yok. Akabinde koç dolunayı var çünkü. Ama bu ekim ayında nişan, nikah ilişkisini doğru yere yönlendirecek, belki aşık olacak burçların başında geliyorsunuz sizler ve koçlar. Çok güzel günler yakın. Onu söyleyeyim. Venüs sizi güzelleştirecek, güneş sizi parlatacak. Güzel. Daha ne olsun? Sadece bu hafta sonunda biraz atlatalım. Önümüzdeki hafta bu arada e, Başak burç e, pardon, Terazi burçları e, iş ve sağlıkla ilgili konularda ayrıca ev ve emlakla ilgili konularda çok güzel haberler de alabilirler. Bu hafta sonu bir atlatmamız hepimiz için önemli. Yani bizi hayata küstüren, canımızı sıkan insanların farkına daha çok varabiliriz bu hafta sonu tüm burçlar. Özellikle de Teraziler. E, yeni güzel ve duygularının e, böyle açığa çıkacağı dönem Aynen Karı başlıyor. Olarak... Yarın itibariyle başlıyor. Süper. Güneş bir kere doğum günleri başlıyor. Doğum günleri kutlu olsun. kutlu olsun. Güneş teraziye geçtikten itibaren karanlıkta kalan ne varsa, içinizi karartan ne varsa bunları göreceksiniz. Aynı güzel. Odağınız kendiniz olacaksınız. Yeter ya bu kadar yoruldum. Biraz kendime zaman ayırayım güzel gideceksiniz. Evet. Önce hayatınızdaki eril figürler, sonra kendinizle alakalı tüm konular. Hepsi yavaş yavaş düzene girmeye başlayacak. Şimdi peşin peşin her şeyi neden mükemmel söyleyemiyorum biliyor musun? Merkür hala retro ya. Hı hı. Hani her şey harika gidebilir ama tam netleşmesi için 3 Ekim'den sonra görmemiz lazım bir de bir şeyleri. Yani sevgi pıtırcığı olacaklar çünkü yakındır yani. Bu retro da gelip ne kadar uzun süre kalıyor ya? Ki bir anı, Keşke bir gün sürse, <laughs> bir gün de olsa bitse. Ama öyle değil evet yaklaşık 4 haftaya yakın kalıyor. Şimdi -4 bakın 4 hafta. hayatınızda böyle bir şeyler çok ters gidiyorsa eskiden bu retroları metroları bilmiyorduk <laughs> hiçbir şey öyle yaşayıp gidiyorduk. Ama şimdi gerçekten bakıyorum böyle sinir sistemim bozuk, kendimi kötü hissediyorum. Ne bileyim hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bir bakıyorum ne oluyor diyorum mesela. Aa bir bakıyorum retro var. Evet bir de bu arada bunu söyleyenler de çok oluyor. Bana bu konuda bana değil birçok astroloğa bunu söylüyorlar. Siz söylüyorsunuz işte plasabı etkisi şu etkisi. Hayır arkadaşlar alakası yok. Astrolojiye inanın inanmayın. Astrolojik etkilerden etkileniyorsunuz. Bunu test edebilirsiniz geçmişinize de bakarak. Evet, teraziler lütfen yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Radikal değişimler verecek radikal değişiklikler olacak. Güzelleşeceksiniz. Kısacası çektikleriniz artık bitiyor. Evet, evet. İnşallah Allah'ın izniyle doğum gününüz kutlu olsun canlarım. Akrepler. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ay akrebin tablosunu getirmeye korkuyorum vallahi. Neden? Çünkü ne zamandan beri? Çünkü çok problemler yaşıyor akrepler. E çünkü Mars 8. evlerinde ne korkuları varsa onunla karşı karşıya kalıyorlar. Aslında nasıl biliyor musun onları başarıya doğru götüren bir süreç var ama bazı korkuları var. Mesela ebeveynleriyle ilgili korkuları varsa bunları çok fazla yaşıyor olabilirler. Ev sahibi olabilecek miyim? Yuvam olacak mı? Ee, ...bir ev kurabilecek miyim... ...bunların da çok sorgusunu yaşıyor olabilirler... ...çok sorguluyor olabilirler... ...birazcık gelecek kaygısı yaşadıkları için aslında... ...bir de niye... ...şimdi yalan mı konuşayım... ...Güney Aydın Akrep Burcu'nda... ...geçen Kasım'dan beri akreplerin hayatında... ...ve sadece akreplerin değil... ...karşıdaki boğaların da öyle... ...yer yerinden oynuyor... ...asırlık <laughs> ilişkileri bitiyor... ...asırlık taşındıkları... ...ne zamandan beri? E, ...geçen Kasım'dan beri... ...mesela birçoğu... ...yıllardır oturduğu yerden taşınmak zorunda kalmış olabilir evinde, yuvasında, ailesinde çok önemli olaylar yaşamış olabilir. Ne zamana kadar devam edecek? Arkadaşlar, önümüzdeki bahara kadar hayatınızda radikal değişimler devam edecek ama bu kötü mü? Hayır. Şimdi ne oldu? Hayat sizden yalanları alıp gerçekleri getiriyor. Hayat sizi eğer varsa, çünkü her burcun iyisi kötüsü var. Yalanlarınız ve yanlışlarınız varsa bunlarla çok sert yüzleştiriyor. Hep söylüyorum akrepler. Akrepler önümüzdeki bahara kadar sansasyonel ilişkilerden, kendinizi eksiye düşürecek davranışlardan uzak durun. Ve lütfen korkularınızın esiri olmayın. Çünkü çok kaygılanıyorlar. E, kötücül evlerden böyle açılar alındığı zaman insanların kaygıları artar. Ama ne? Bunu onlara başarı vaat ediyor. Mesela gerçekten bir inşaata başlayabilirler. Ev sahibi olabilirler, emlak işlerine girişebilirler. Hayatlarında, yuvalarında çok önemli bir düzen kurma dönemindeler. Bu çok güzel. E, yıllardır taşınmak istedikleri bir şehre taşınabilirler ya da istemeyerek taşınırlar ama sonuçtan memnun kalabilirler. Hayatınız bir değişiyor onu söyleyeyim ama bu değişim sizin hayrınıza doğru gidiyor. Hiçbir şey insanın kötüye doğru gitmez zaten. Her şey bizi olabileceğimiz maksimum iyi seviyeye ulaştırmak içindir. Biraz parasal kaygıları da olabilir. Yüklü borçların altına girmiş olabilirler. Ödeme kolaylığı içe, içine girmek istiyor olabilirler. Bunlar açısından da çok güzel. Fakat akrepler... Son 3-4 haftanıza bir bakın, çocuklarınız mı, sevdiğiniz insan mı, aşk hayatınız mı, arkadaşlarınız mı? Sizi birileri birazcık böyle hayal kırıklığına uğratmış olabilir, ee, birazcık yanıldığınızı hissetmiş olabilirsiniz ya da hiçbir şey yokken kaybetme korkusuyla kendinizi aşırı duygusal hissediyor olabilirsiniz. Bunlar çok geçici etkiler. Bu hafta sonu da birazcık duygusalsınız, ondan sonra önümüzdeki haftayla beraber hem aşk hayatınızda hem yakın çevrenizle ilgili konularda hem de dostluklarınızla ilgili konularda yüzünüzün güleceğini söyleyebilirim. Mesela uzun zamandır sevdiklerinden ayrı olanlar sevdikleriyle kavuşabilir. Çocuğunuz gelebilir. Siz çocuklarınızı görebilirsiniz. Aşk hayatınızda işte ayrıysanız kavuşup barışabilirsiniz. Bu anlamda şansınız çok yüksek. Önümüzdeki hafta dargınlıklar varsa hepsinin biteceğini söyleyebilirim. Bu hafta sonu son böyle hüzünlü haliniz, böyle krizli haliniz o da çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bir 24 Eylül'e hepimiz dikkat edelim. Siz akrepler de öyle. Neyle ilgili dikkat edelim? İşte bu e, kendini dağılmış hissetme, ümidini toparlayamama, dalgınlık, uykusuzluk, yediğinin içtiğinin aşırı dokunması durumu. Mesela bu gece, yarın, tüm gün ve cumartesi günü yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaçlara dikkat edin. Bütün burçlar, akrepler de öyle. Yani bir şeyleri çok abartmamamız gereken, uykumuzu iyi almamız gereken dalgınlıkla hata yapmamamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Fakat kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Şimdi Güneş ve Venüs 12. evlerine doğru ilerliyor. Akreplerin dedektiflik yapma zamanı. Gizli kalmış ne varsa ortaya çıkarma zamanı. Kafalarını kurcalayan şeylerle ilgili harekete geçme zamanı. Sadece bu mu? Bir projenin üzerine yoğunlaşabilir Akrep burçları. Bu aralar ama projelerinizi de çaldırmayın. Onu da söyleyeyim. Birileri sizin hazırladığınız veya büyüttüğünüz bir şeyleri elinizden almaya çalışabilir. Projelerinizi çalmaya çalışabilir. Proje hırsızlarına, bilgi belge hırsızlarına ekstra dikkat edin. Akrep burçları geri çekilip bir işin üzerinde yoğunlaşacaklar ve bu yoğunlaştıkları iş onlara iyi gelecek. Bazıları şöyle bir döneme de girebilir. Estetik operasyonlar, güzelleşme çalışmaları, böyle bir rekonstrüksiyon çalışması. Geriye çekilip her tarafımı bir güzelleştireyim ondan sonra tekrar sahneye çıkarım gibi. Gerçekten öyle bir dönemde olabilir. Peki retro da doğru mu? Değil. Merkür retrosu bitsin öyle yapın. Çünkü tekrarlar ve sürekli tekrar eden sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız 3 Ekim'den sonrasını bekleyin. Ama bir güzelleşme, bir değişme. Adeta hani bir ok geri çekilir sonra ileri atılır ya. Akrebin tam öyle zamanı ben bir çekileyim sahneden, bir izleyeyim bakayım deyip... ...her şeyi ortaya çıkartma zamanı. Kim ne yapıyor bir göreyim. Aynı zamanda kendini de yenileme zamanı. Süper. Birazcık geri çekilmeleri onlar için de hayırlı olur aslında. Şöyle bir doğum günlerine az bir zaman kala... ...azıcık geri çekilmeleri onlar için iyi olur. Haftamız güzel geçsin. Ya Hafiz, ya Rahim bolca zikredin. Hem evet. koruyuculuk açısından hem de kendinizi daha güvenli hissetmeniz açısından. Peki sevgili yaylar hangi konuda tatlı bir telaşınız var... Yaylar bize Gelsin yazar mısınız? Ekana. Ben çok merak ediyorum. Tespit ediyorum da aynı zamanda. 20 Ağustos'tan beri özel ilişkilerinizde iniş çıkışlar başladı mı? Hemen yazın şimdi bakalım. Ben yazın, zaten bakıyorum. İkizler'de ederim. kaza geçirenler Mesela, varmış. Evet. Dikkat etsinler İkizler Burcu. Üstünüzde nazar yok. Mars var. <laughs> dikkat edin. Gerçekten kolay bir süreç değil. Tamam ben bakacağım. Siz, Yaylar da öyle. siz yazın. Yayların e, bütün bu hafta boyunca neye dikkat etmesi gerektiğini tek tek seyircilerimizle paylaşalım. Evet, yaylar eşinden çekiyor olabilir, partnerinden çekiyor olabilir, ortağından çekiyor olabilir. Ortağınız, eşiniz, partneriniz olması gerekenden daha sinirli, daha agresif olabilir ve bunlar artık size fazla geliyor olabilir. Yeni evlenmiş, evliliğe adapte olma zorluğu çekiyor olabilirsiniz. Evlilik hayatınıza adaptasyon problemi yaşıyor olabilirsiniz. Birazcık zorlanıyor olabilirsiniz. Bazıları da sağlıklı olmak, kilo vermek, form tutmak için bir çaba sarf ediyor olabilir. Özel ilişkileriniz bakalım nasıl telaşlı gözüküyor. Bu telaş uzun süre devam edebilir. Ne olacak biliyor musunuz? Partneriniz sizin kıymetinizi bilmezse ya da siz ilişki içerisinde yeterince sorumluluk almazsanız ilişkilerinizle alakalı bu testi sonucunda özgürleşme kararı da verebilirsiniz. Bazıları evlenmek için bazıları da partnerinden kurtulmak için bir çaba sarf ediyor olabilir. Merak ediyorum ilişkilerinizle ilgili neler yaşıyorsunuz sevgili yaylar. Yalnız olanlar da 3 Ekim'den sonra hele ki Eylül sonuyla başlıyor bu etki ama Müthiş şanslısınız. Bakın hayatınıza çok istediğiniz tarzda birisi girebilir. Aşık olabilirsiniz. Yıldırım aşklarına tutulabilirsiniz. Hiç abartmıyorum. Çünkü Jüpiteryen bir koç dolunayı enerjisindesiniz. Ekim ayında yıldırım aşkları yay burçlarını bekliyor olabilir. Bebek haberleri alabilirler Ekim ayı içerisinde. Çocuk haberleri alabilirler. Çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler ya da önemli konular gündeme gelebilir. Eğer çocuğunuz varsa Birazcık onu alttan almanız gereken hem eşinize hem çocuğunuza Allah da size yardım etsin ne diyeyim ben. Alttan almanız gereken bir dönem. Ama çok güzel kutlamaların olduğu bir sürece doğru gidiyorsunuz. Dostlarınız, arkadaşlarınız sizi yanlış anlıyorsa, Merkür Retrosu'nu buradan yaşıyorlar çünkü. Sizi anlamıyorlarsa Ekim ayı içerisinde o anlaşmazlıklar bitecek. Dost meclisleri, kutlamalar, davetler, nişanlar, nikahlar, törenler yaşanabilir. İnşallah. Çocuklarınızın mürüvvetini görebilirsiniz ya da siz güzel günlere gebesiniz onu söyleyeyim. Ama ne var? Evde, ailede ve kariyerde bir türlü tam istediğiniz gibi rayına oturmadı bu ay. En çok çalışan, belki en çalışkan kişisiniz şu an ailenizde ya da iş yerinizde. Ama bir türlü hak ettiğiniz karşılığı alamamış olabilirsiniz. Terfiler, zamlar ya da yükseliş planlarınız istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Bu hafta sonu da bu konuyla ilgili ümitsizlik içeren bir durum yaşayabilirsiniz yani bak bana söz vermişlerdi yapmadılar annem söz vermişti tutmadı babam tutmadı patronum tutmadı en güvendiğiniz en sizi koruması kollaması gereken insanların ufaktan size hayal kırkına uğratma riski var ama sonrasını. ne Sonrası çok güzel. Eğer emlakla ilgili sorun yaşıyorsanız, kariyerle ilgili sorun yaşıyorsanız ya da aile içinde bir üzüntünüz varsa önümüzdeki hafta bunların düzeldiğine şahit olabilirsiniz. İnşallah. Evinizi alabilirsiniz. Yeni bir ev kiralayabilirsiniz. Ev sahibinizle kira veya benzeri konularda anlaşma yapabilirsiniz. Bu hafta sonu yaşadığınız olumsuzlukların ilelebet süreceğini zannetmeyin. Önümüzdeki hafta itibariyle çözümü var. Ve sizin için gerçekten hayatın tatlı taraflarına odaklanacağınız bir dönem yakın. Bazılarınız nişanlanacak, kutlamalar yapacak, bazılarınız da aşık olacak. Ama şu anda acaba partneriniz sizi üzüyor mu? Onu da merak ediyorum. Bakayım Şu, şu anda üzüyorsa Ekim sonu itibariyle 13 Ocağı kadar da anın kuyruğu kopacak. Belki de bazıları yeter artık bitsin diyecek. Ee, sev, full Yatunç diye Instagram'daki adı. Kesinlikle evet evet Mine Hanım çok haklı diye yazmış. Esma. Evet Ya yine... Yaveli. Mineciğim o kadar haklısın ki aldatıldığımı kendi gözlerimle gördüm demiş. Ay o kadar mı ya? ya? Bana yazmayın ne olursunuz. Bütün ilişkilerden ümidimi kestim. Sen de karar ver hem yazın diyorsun seyirciye. Hayır anlatılanlar yazmasın bu ara. Bu Artık buna kadar. Bak sana da dedim ya çok fazla aldatma var. Ya aldatacaksanız niye ilişki yaşıyorsunuz? Özgür olun kimseye bağlanmayın aldatın. Bir başka seyircimiz de aynen şunu yazmış ee, Funda Hanım. Kesinlikle katılıyorum. Yay burcuyum. İkili ilişkilerde imdat demek üzereyim. O kadar mı ya yay? Peki ne yapacak Yaylar? yükseleni Sakin. yay olan yay olanlar da mı? Çok dahil? güçlü. Onları daha çok etkiliyor. Yani şöyle, partnerleri eğer haklıysa, Aa. bir derdi varsa alttan alsınlar. İlişkiniz çok iyiyse, çok güzelse, ufak tefek sorunların kurbanı olduysa lütfen alttan alın. Ama alttan alınamayacak bir şeyse tabii bir şey söyleyemem. Yaylar inanılmaz. Ayşegül Hanım diyor ki yayayım ortaklık ve partnerliğim bitti diyor. Bak işte. Bir başka seyircimiz yay kadınıyım 20 Ağustos'tan beri çekmediğim kalmadı. O kadar kötü durumdayım ki 20 Ağustos'tan beri kan kusuyorum demiş. Hiç üzülmeyin <laughs> bakın 3 Ekim'den sonra ya özgürleşerek ya da ilişkinizi taşlandırarak bu durumdan kurtulacağınızı düşünüyorum. Çok güzel etkiler altına gireceksiniz. Şu anda bir karamsarlık var bir evde yuvada hayatta dağılma var ama 3 Ekim'den sonra Venüs terazide, Merkür terazide düz harekete geçecek. Güneş orada, aşk evinizde, çocuklar evinizde bir dolunay yaşanacak. Yani şansınız artacak. Birazcık daha dişinizi sıkın ama bu ilişkilerle ilgili e, sorunlar uzun dönem devam edebilir. Evet. Bu arada sevgili Selinci Ciğerci'ye sevgilerimi gönderiyorum. O da e, bizi izleyenler arasında. Bir hikayesinde bir şey paylaşmış ama şimdi göremedim. Onu e, tekrar yayınladım. Selin'cim öpüyoruz seni de. Allah'ım yaylar. Sizin şarkınızı söyleyemeyeceğim. Yaylar yaylar. <laughs> bu hafta şey, kötüsünüz. Dikkat. Yaylar yaylar ne şarkısı onların? Ee, sevgili Vedat Delekle e, Nur Viralli Hayatta Her Şey Var kanalında yani YouTube'da yaylar için yani başladığımız zaman şey diyoruz. Yaylar 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 yaylar. Niye? Neşeliler Çünkü diyene. neşeliler, mutlular, güzeller ama yaylar bu hafta onlara bu hatıram olsun söyle bu hafta. <laughs> Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Peki ya? Yok ya, güzel olacak. Sabır. Hangi tarihte? Yani tam bir tarih verebiliyor şey musunuz? söyleyeyim mi? E, yarın itibariyle iyileşmeye başlıyor. 29 İnşallah. Eylül'de itibaren daha da güzelleşmeye başlıyor. 3 Ekim'den sonra çok daha güzel olmaya başlıyor. Korkmayın. Birazcık evet. çocuğunuz varsa onlara özen gösterin ama olur mu? Sinirli davranmayın çocuklarınıza. Sosyal medya kullanıyor musun sevgili Oğlak? Çok dikkat et. Çok Aynen et. öyle. Dolandırıcılıklar, yalanlar herkese çok bir yerden dikkat. geliyor ya, oğlağa doğrudan geliyor. Oğlak. lütfen bir kere şöyle bir durum var. En yakınlarında kardeş, komşu, akraba kısmından birileriyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilir bu bir. İkincisi, arabanızın bakımını çok iyi yapın, motorunuza bakın, motor suyunuzu vesairenizi çok iyi. Niye su diyorum özellikle? Çünkü... Hem araçlarınızla ilgili hem de su ve sudan gelebilecek tehlikelerle ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Araç bakımınızı özellikle ihmal etmeyin. Hafta sonu bir yere gidecekseniz araç bakımınıza özen gösterin. Uykulu ve dalgın bir şekilde yola sakın çıkmayın. Sosyal medya, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı ekstra uyanık olun. E, ...iletişim, bilgi, belge, seyahat konularında... ...canınızı sıkan gelişmeler olmaya devam edebilir. Ama önümüzdeki hafta itibariyle... ...öyle güzel bir gelişme yaşayacaksınız ki... ...ne zamandır beklediğiniz bir eğitim konusu varsa... ...bir hukuk konusu varsa... ...canınızı sıkan bir... E, uluslararası iş ilişki... ...yabancı ülkelerle alakalı konu... ...pasaport, vize işlemi varsa... ...ne zamandır beklediğiniz ve... ...haber almak için uğraştığınız zaman... ...hep sert haberler aldığınız bir gündeminiz varsa... ...önümüzdeki hafta... Venüs Plüton üçgeninin etkisiyle tüm bu konularla ilgili güzel haberler yakın geliyor. Bu hafta sonu biraz bu konuda karamsar olsanız bile emin olun sizi temin ederim. O güçlü açı hayatınıza çok güçlü bir dönüşme sebebiyet verecek. Özel ilişkilerinizde de beklediğiniz haberler, bilgi, belge akışı ile ilgili de önümüzdeki hafta güzel haberler alma ihtimaliniz son derece yüksek. Hafta sonuna birazcık duygusal girebilirsiniz ama dediğim gibi internet üzerinden, sosyal medya üzerinden aman aman. Yani yazdığınızda, çizdiğinizde, söylediğinizde ya da oradan gelen mesajlara e-ticaret gibi konulara ekstra dikkat etmeniz lazım sevgili oğlaklar. Yükselen biraz oğlaklar da bunun dahil değil çok mi? Çok çok dahiller. En çok onlar dahil. 23, 24, 25 Eylül birazcık sizi zorlayabilir. Buralara dikkat edin. Dalgınlık kaynaklı sorunlara dikkat edin. E, kardeşlerinizle, akrabalarınızla ya da komşularınızla çok zıtlaşmamaya çalışın. Onlar birazcık beklentinizin e, boşa çıkmasına sebebiyet verip sizi azıcık, azıcık üzebilirler. Allah korusun. Ya da onların streslerinin ortağı olabilirsiniz, yardımcı olmak anlamında. Evet, yeni ay size çok güzel bir kariyer planı vaat ediyor. Önümüzdeki hafta e, itibariyle terazi burcunda bir yeni ay var. Güneş terazi burcuna geçiyor, Venüs buraya geçiyor. Bu ne demek? Oğlak burcu, kariyer hayatıyla, statüsüyle, toplumdaki yeriyle alakalı bir güzellik yaşayacak. Çok kendini güzel. ifade edebileceği, kendini ortaya koyabileceği bir güzellik yaşayacak. Patronlarınızdan bir beklentiniz varsa, eğer bir atama tayin bekliyorsanız, devletle ilgili, resmi makamlarla ilgili bir işiniz varsa, bunların önümüzdeki hafta itibariyle çok güzel bir şekilde olduğuna şahit e, olabilirsiniz. Aynı zamanda yuva kurmak, düzen kurmak, ailenizle alakalı konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Oğlakların İnşallah. bu iki ay en ana konusu kesinlikle kariyer statü ve e, yükseliş olacak. Eğitim, seyahat planları da olabilir. Kendilerini belli bir noktadan bir noktaya taşıyacakları ve güçlenecekleri bir sürece geçiyorlar. Evet yurt dışı ile alakalı işlerinde de başarı vaat eden durumlar söz konusu olabilir. Bunun dışında evet parasal konularla ilgili de bugün yarın iyileşmeler başlıyor. Size vaat edilen zamlar, terfiler varsa yarın itibariyle bile çok güzel gelişmeler yaşama ihtimaliniz yüksek. Onlara ne demişim? Patronlarınıza da fazla zıtlaşmayın. 3 Ekim'e kadar fazla da inanmayın mesela. Size aa sana şu kadar zam yapacağım der fikri değişebilir. Ya da işte senden memnun değilim der fikri değişebilir. Şu anda patronunuz, anneniz, aileniz, eşinizin ailesi. Eğer birileri sizi çok eleştiriyorsa lütfen ee, 3 Ekim'e kadar çok dikkate almayın. Ondan sonra hala fikirleri değişmiyorsa gerçektir. Ama şu an çok konuşmalar, söylemler ciddiye alınacak gibi değil. Esmalarını da söyleyelim. Onlara da ne söyledik? Ya mukaddim veya muktedir İkisi de sizi yukarıya taşıyacak ve bu statü konularında kariyer konularında şansınızı artıracak diyebiliriz. <laughs> evet kovalar özellikle dikkat etmeniz gereken alan maddi, para, iş. Dikkat dikkat sevgili kova. Bu hafta Paranı uyanık kaptırma. olman gerekiyor. Aynen özellikle yarın. 23'ü, 24'ü, 25'i bu 3 gün. Parasal konularla ilgili kovmuşları çok dikkat etsinler. Hatta bugün bile itibariyle lütfen dikkat etmeye başlayın. İnşallah hafta başında geçen hafta da uyarmıştım çünkü benzer bir açı vardı. Hata yapmamışsınızdır. Parayla ilgili manipülasyonlara, parayla ilgili yanılgılara. Aa bu 1'e 10 veriyormuş. Gel buna yatırım yapanlara sakın kanmayın. Çünkü çok büyük hatalar yapabilirsiniz. Banka hesaplarınıza sizin ödeyebileceğinizden yüklü krediler, mesela size şöyle teklifler gelebilir bu aralar. Gel işte sana şu kadar kredi verelim, gel sana şu kadar destek olalım. Sakın bunlara girmeyin. Boynuzdan büyük işlere kalkışmamanız gereken ve ödeyebileceğinizden fazla borç yükünün altına asla girmemeniz gereken bir haftadasınız. Bunu söyleyeyim. Bu hafta sonu geçerken bu etkiden de kurtulacaksınız. Çok beklediğiniz ama bir türlü alamadığınız bir paranız varsa veya hak edişiniz varsa önümüzdeki hafta bunu da alabilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren parayla ilgili zorluklar yerini kolaylıklara ve bolluğa bırakmaya başlayacak. Ve eğer ki sizlerin de sevgili kovalar uluslararası işleriniz varsa, yabancılarla alakalı konularınız varsa Medya reklam işleriniz varsa, kendinizi, işinizi tanıtmak istiyorsanız, bir şeyler yazıyorsanız, çiziyorsanız, sanatla uğraşıyorsanız ama bir türlü istediğiniz karşılığı alamıyorsanız, önünüzde hep bir engel çıkıyorsa, yarın itibariyle bu konularda da iyileşmeler başlıyor ve sizlerin de bol bol gezip seyahat edeceği, belki görmek istediği birçok yere gidip göreceği bir süreç ve birçok Kova burcu Ekim ortasında arabasını değiştirmek, yeni bir araba almak, elektroniklerini yenilemek, ev eşyalarını yenilemek gibi güzellikler yaşayabilirler. Donanacaksınız kovalar. İnşallah. Allah. Ama kova burçları bu aralar lütfen söylediklerinize, konuşmalarınıza dikkat edin. Evet ünlü kovalar siz de dikkat edin. Çok açık veriyorsunuz. <laughs> ünlü kovalar ne kim diyecek? Diyeceğim tabi. Evet, tabii. Mehmet Ali Erbil. Sosyal medyada yani dikkat etsin konuşmalarına. Tam onun zamanı yani. Tam konuşma, görüşmeler, iletişim, sosyal medya. Bunlara iyi dikkat edin. Yani söylediklerinizden pişman olma ihtimaliniz var. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Fazla da konuşmayın bence. Susun azıcık. Evet. Kovalar için öyle bir dönem. Riskli bir dönem yani. Riskli tabii. Mesela bir şey söyler, bir laf atar ortaya sonra toparlayamayabilir. Söz mesela, söz vermeyin. 3 ekime kadar kimseye emin olmadığınız konularda ya ben eminim diyorsanız bile şartlar değişebilir, sizi aşan durumlar olabilir. Söylemleriniz yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Konuşmalarınıza dikkat edin, söylemlerinize dikkat edin, yazdıklarınıza, çizdiklerinize, insanlara verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda kardeş akraba, eşin akrabaları, evli olanlar için bu aralar kimse sizi anlamıyor olabilir eşinizin ailesinde akrabalarınızda bir karışıklık olabilir ya da onların sorumlulukları bile sizin üstünüze binmiş olabilir. Yine söylüyorum yarın itibariyle iyileşmeler var. 29 Eylül ile beraber güzel bir gündem olacak. Akraba ve iletişim konularında da akraba ilişkileriyle ilgili de 3 Ekim itibariyle de donanıyorsunuz maşallah. Eğer çok istediğiniz bir elektronik varsa, telefonunuzu değiştirmek istiyorsanız, arabanızı değiştirmek istiyorsanız, evinizin eşyalarını yenilemek istiyorsanız, bazıları kardeşlerinin mürvetini görecek, belki onların eşyalarını yenileyecek, onların mutluluğuna şahit olacak. Ama iletişim konularında da önümüzdeki ay güzel gelişmeler var. Fakat konuşmalarına dikkat etmeyen kovalar için Ekim ortası işte bir yaptırım gelebilir. Sus artık diye ya da işte verdiği sözü tutmadı diye. Dedikodular olabilir. O yüzden şimdiden konuşmalarınıza dikkat edin. Ben önceden uyarmış olayım. Kimseye e, boş vaatlerde bulunmayın Bulunmasınlar. ve boş vaatlerde bulunanlara da itibar etmeyin diyorsun. Hı hı. E, peki mesela bu etki, bu yanıltıcı etki kovalarda ne kadar sürer? E, bir kere 3 Ekim'e kadar bu konuşmalara dikkat edecekler. Hmm. Eğer o zamana kadar dikkat ederlerse ondan sonrası çok güzel. Daha da var yani. Aynen öyle. Merkür Retros'unu tam buradan alıyorlar. Kime neyi söylediğinize, ne, neyinizi anlattığınıza, sırlarınızı verip vermediğinize dikkat edin. Çünkü sizin normal yaptığınız konuşmalar dedikodu malzemesi olma ihtimali var. Ekim ortasında da bununla yüzleşebilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Şimdiden uyarmış Peki, esmaları. olayım. Peki Ya Ali, ya Aziz. Bu iki ismi ardarda arda zikrederseniz size çok faydası olur. Ve bu isimler size zaten normalde de çok iyi gelen isimler. Bolca zikredebilirsiniz. Esmalar konusunda sormuşsunuz. Her seferinde, her yayında soruyorum ama tekrar edeceğim. Herhangi bir sayı, süre vesaire gün. Onların evcet değerleri var ama dediğim gibi yıllardır edindiğim tecrübeler, bilgiler doğrultusunda şunu söylemek istiyorum. Önemli olan bir sayıya ulaşmanız değil. Çünkü sayı dediğimiz zaman obsesif oluyorlar. Aa bir tane fazla söyledim, bir tane eksik söyledim. O zaman da niyetiniz bozuluyor. En güzeli konsantre olarak günde yarım saatinizi 40 dakikanızı buna ayırmanız. Gözlerinizi kapatın, bir köşeye geçin, kimsenin olmadığı. O şekilde yapın, çok faydasını görürsünüz. Ama sayacağım diye uğraşırsanız bu sefer de sayıyı yanlış yaptım, eksik yaptım diye niyetiniz bozuluyor. Evet. Şimdi bakıldığında aslında aldatıcı, aldatan bir etki var ama e, Ekim ayı sevgili kovaları aynı zamanda başarı da vaat ediyor. Aynen öyle. Yani e, hani bir iyi var, bir de bir kötü var bir de iyi haber de var aslında. Evet 3 Ekim'den sonra Venüs'ün de Terazi'de olması, Merkür'ün de buraya yerleşmesi şu Ağustos sonundan beri yaşadığımız sıkıntıların telafisi olacağı için çok güzel. Ve e, şu anda hep bütün gezegenler o zaten kızgın Mars'la zıtlaşıyordu. Ekim ayındaysa Mars'la işbirliği yapacaklar. Savaş enerjisinin barışa döndüğü, ayrılıkların barışmalara döndüğü, e, üzüntülerin iyiliğe döndüğü, iyileşmeye döndüğü bir sürece gireceğiz Evelallah. Allah. Sevgili balıklar, biliyoruz ki birçok konuda çok yara aldınız. Çok üzüldünüz, çok kaygılandınız. Nihayet öyle bir dönem geldi ki sizin için nihayet evet. Barışma, yüzleşme, karşılaşma sevgili balık. Acaba bu en önemli tarihler ve dikkat etmen gereken konular neler bu hafta? Evet, 24 Eylül'deki Venüs Neptün karşıtlığından en çok etkilenecek burçlardan birisi de balık burçları. Başaklardan sonra çünkü bazı konularda yanıltılmış, yanıltmış eğer iseniz bunlarla bir yüzleşme yaşayabilirler. Birazcık kendinizi normalden duygusal, normalden daha çok geçmişe gidiyor, daha depresif hissedebilirsiniz. Bu gerçekten bir olay olduğu için ya da bir şeyler ortaya çıktığı için de olabilir. Sizin kendi duygusal durumunuzdan kaynaklı da olabilir. Yine sizler de dalgın olmayın. Kullandığınız ilaçlara dikkat edin. Uykunuzu iyi alın. Eğer bir oyunun bir manipülasyonun içinde olduğunuzu düşünüyorsanız acele karar vermeyin. Hemen moralinizi bozmayın. Bu hafta sonu eşleriyle, sevgilileriyle, partnerleriyle, sevdikleriyle birazcık böyle duygusal kırgınlıklar yaşanma ihtimali var. Umarım olmaz. Ama önümüzdeki hafta ne oluyor biliyor musunuz? Eğer ayrıldıysanız, küstüyseniz, darıldıysanız arkadaşlarınızın, dostlarınızın desteğiyle barışabilirsiniz. İnşallah. Yine yeniden evlilik, nişan, nikah konularıyla ilgili kararlar verebilirsiniz. Ama dediğim gibi Merkür Retro'da. Mümkünse yapmayın retroda ama bir barışma, kucaklaşma, evlilik teklifleri ve kararları önümüzdeki hafta itibariyle gündeme gelebilir sevgili balıklar için. Azıcık hafta sonu sıkıntılı. Onun dışında balıklar gayet iyi gidiyorlar. Onların da bir ev, yuva, aile, emlak, taşınma dertleridir gidiyor olabilir. Bir türlü bu ay istedikleri o ev, yuva, emlak konularında huzuru bulamamış olabilirler. Fakat ne olacak? 29 yarın itibariyle parasal konularda iyileşme var. Özellikle ek gelirlerle alakalı miras, nafaka, prim ya da bekledikleri paralar varsa bunlarla alakalı çok şanslı bir sürece giriyorlar. 29 Eylül'den sonra para konusunda daha da şanslı olmaya başlayacaklar. 3 Ekim'den sonra para, kredi ve borçlarla ilgili yaşadıkları tüm aksaklıklar son buluyor olacak. Ellerine yüklü miktarda Ekim ayı içerisinde para geçebilir. Şu anda ona doğru hazırlık aşamasındalar ve onlara üzerine varsa Özellikle duygusal meselelerse önümüzdeki hafta itibariyle barışmalar, kucaklaşmalar olabilir. Dostlarınızın desteğiyle ya da güçlü dostlarınızdan destek alarak güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Dostlarınız sizi biriyle tanıştırmak isteyebilir veya işte ilişkinizde iyileşmelere vesile olabilir ya da onların güzel günlerine, güzel zamanlarına şahitlik edip mutlu olabilirsiniz. Lütfen her şeyi iki kere gözden geçirin. 3 Ekim'e kadar borçların harçlarının altına girdiyseniz de üzülmeyin. Ekim ayında para konusunda en şanslı burçlardan birisi olacak. E, ...aynı zamanda ilişkilerle de ilgili... ...bulanıklık, dağınıklık... ...sizden ya da partnerden kaynaklı dağılmalar... ...son bulacak diyebilirim rahatlıkla. Yediğine içtiğine dikkat et demişsin... ...gıda zehirlenmeleri... ...çok çok artacak, hepimiz için geçerli. Yediğinize, içtiğinize, tükettiğiniz ilaçlara... ...lütfen dikkat edin. Ayrıca enfeksiyonlara, sulu yaralara... ...ve alerjilere de bu ara herkes dikkat etmeli. Peki. E, 12 Burç için... E, ...bu tarihte... ...hepsi için ortak şuna dikkat edeceğin... diyeceğim bir başlığın var mı? Evet. 24 Eylül. Ama tabii ki... ...etkisi bütün haftayı ve hafta sonunu... ...içeriyor. Hı hı. Erken yaşamış olanlar... ...olabilir. Az önce yazanlar gibi. Hafta sonu yaşayacak olanlar olabilir. Özellikle 24 Eylül. Venüs Neptün karşıtlığı var. Bu kadınlarla ilgili üzücü durumlara... ...kadınlarla ilgili hayal kırıklıklarına... ...ya da onların yaşadıkları üzüntülerden... ...etkileniyor olmamıza şu an yaşıyoruz aslında... ...buna benzer bir gündem. Bunun dışında... E, ilişkilerimizle ilgili a diyeceğimiz bizi üzebilecek durumlara işaret ediyor olabilir. Lütfen gıda ile alakalı yediğiniz içtiğiniz tatlılar acaba son tüketim tarihi geçti mi ne kadar taze bunları araştırın. Ve lütfen içtiğinize yediğinize biraz daha dikkat edin. Bu hafta sonu e, alerjik reaksiyonlara da birazcık dikkat edin. Uykusuz kalmamaya çok sinirliyken karar vermemeye birazcık beklemeye özen gösterin. Ve geçecek onu söyleyeyim. Haftaya da bu açının Müthiş telafisi var. İnşallah. Gezegenlere Gerçekten bak. Gerçekten öyle. Yediğimi içtiğimi bile karışıyor. <laughs> Ama öyle. Bak bir ara ben dedim ki zehirlenmeler çok. Mars, <laughs> Neptün kavuştu eyvah balıkta. Eyvah. Müthiş zehirlenme getiren bir şey. Arda arda bir sürü zehirlenme vakası eyvah oldu. Eyvah eyvah. Bu arada Peki. ya Hafiz ya Rauf balıkların esması. Bu Mine olacak. Ölmez'e çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mineciğim, ayaklarına sağlık. Haftaya yine e, inşallah bu kez güzel haberler İnşallah daha enerjik, daha mutlu günlerde inşallah. İnşallah. İyi inşallah. Öyle